Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün size evde kendi saçınıza, kendi protez saçınızı nasıl yaparsınız onu anlatacağım. Şimdi önce ihtiyacımız olan şey bir protez saç. İnternetten sipariş edeceksiniz. Protez saçın yanında yapışkan sökmek için solüsyon. Solvent diye geçer. Yapışkanlar için şöyle oval veya düz nasıl rahat edecekseniz bantlar. Birazdan anlatacağım ne yapacağınızı. İşte saçı yumuşak tutmak için serum, tarak vesaire. Bunlar her yerden bulabileceğiniz şeyler. Önemlisi saç. Saçı nasıl sipariş vereceksiniz? Neye göre sipariş vereceksiniz? Onu şuraya bırakacağım karttan saç protezi ölçüsü alma videosundan izleyebilirsiniz. Yani bir daha onu burada anlatmayacağım. Zaten anlatmıştım daha önce. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Oje gibi. Bunu da birazdan ne olduğunu anlatacağım size. Şimdi ben eski kullandığım protez saçı kullanacağım. Biraz hırpalanmış bir saç ama yenisini almadım. Daha sonra bir video için alacağım. Şu an bunu kullanacağım. İhtiyacımız olan başka neler var sipariş haricinde? Bir adet mezura, bir adet makas, tarak, işte yumuşatmak için fön suyu. Şimdilik bu kadar. Yani ihtiyacımız olan bunları da her yerden bulabilirsiniz. Şimdi saçı nasıl tıraşlayacağız? Nasıl bantlama yapacağız? Nasıl protez takacağız. Onları anlatacağım. İyi seyirler. Şimdi arkadaşlar zaten saçımıza göre protez sipariş ettik. Hani ölçülerini aldık. Yukarıda önerdiğim videodan izlediniz. Protez saç ölçüsü nasıl alınır videosundan. Ölçümüzü aldık. Saçımız geldi. Saçlar böyle kısa gelmez. Daha uzun gelir. Şimdi saçımız geldi. Saçımızı kafamıza nasıl oturtacağız? Onu anlatayım. Mezuramızı alıyoruz. Mezurayla saçın içine şuradan köşeden ortasına değecek şekilde köşeden köşeye ölçüyoruz. Evet, 13. Benim 13 çıktı. 13, 13,5 gibi. Bir de en arkadan en öne kadar ölçeceğiz. 19. Yani 13'e 19. Şurayı bir daha ölçeyim. Net olsun. Evet, 13'e 19. Bunu niye ölçüyoruz? Şimdi saçımızı tıraşlarken ben tamamen evde yapmanızdan bahsediyorum bunu. Aynanın karşısına geçeceksiniz. Şöyle saçlarınızı iki yana yapıştıracaksınız. Tamam mı? Şimdi orayı da göstereceğim. Şuradan ortalamaya çalışacaksınız. Yani 13 şöyle 13 olmayacak. Öyle dedi. Hani tam ortaya 13'ü yani sizin kaçsa 15 olur, 10 olur. Şöyle 13'ü dengeleyeceksiniz. Oradan makineyle tıraşlayacaksınız. Şimdi yapacağım ben. Buradan da 19 demiştim ben. Bir daha bakayım. Evet 19. 19'u dengeleyeceğim. Onu tıraşlayacağım. Ondan sonra bantları yapıştırıp saça yapıştıracağız. Şimdi tıraşlama işine geçelim. Sonra bantlamada görüşürüz tekrar. Şimdi arkadaşlar, mezuramızı aldık. Küçük tarak aldık. Şöyle saçımızı tarıyoruz. Buraya dikkat edin. Şu keseceğimiz kısmı da ayırmak için şöyle öne tarayın. Bunları yana tarayın, belli olur.
Şimdi benim 13'e 19'du. Tabii herkesin farklı şeyi, ölçüsü. Ona göre aynadan 13'ü en ortaya tutturmaya çalış. Mesela şöyle 13'den tutun, 0'dan tutun. Ortalayın. Benim şu kadar. Hani gererek takma olarak hesaplarsan, hani takarken biraz da gerdiğinizi düşünürsek yarım santim de oradan koyabilirsiniz. Yani 13'e 13,5 yapacağım ben. Evet. İsterseniz bunu şu şekilde tuttuktan sonra kalemle çizip yerini belli edebilirsiniz. Ben göz kararı hemen hemen biliyorum veya şöyle ayırarak orayı da belli edebilirsiniz. Ya da direkt makineye alın, tuttuğunuz yerden şöyle bir işaret koyun. Gördün mü? Bu taraftan da. Hani yeriniz belli olsun. Şimdi arka kısma gelince arkanın ölçüsünü daha önceki videoda anlattım. Burada 3 parmak veya bazıları mimik yapamıyor, o yüzden söylüyorum. Şöyle kaşınızı kaldırdığınızda şurada bir kaba et var. O etin bittiği nokta. Şurası. Zaten 3 parmak da oraya denk geliyor. Yani kaştan itibaren 3 parmak aynı yere denk geliyor. Bittiği noktadan 19. Bittiği nokta bura. 19. Bura. Elimle tutuyorum şöyle. Buradan tuttum. Tuttuğum yerden şöyle görmüyorum. Üst tarafını elime değecek kadar gördüm. Hala elim burada. Evet. Buraya da böyle kazıdım, işaretimi verdim. Ya şimdi yapmam gereken yanlardan zaten yerim belli. Elimi de şu kestiğimiz yere koyup şöyle kapatıp elime değene kadar makineyle vurmak. Yani işin en kolayı bu. Dışarıda yapılan kadar bir profesyonel, çok profesyonel bir şey beklemeyin ama başkalarının da dışarıdan anlamayacağı bir iş olacak. Siz baktığınızda belki ufak kaymalar, elinize değmeler olabilir, kalkmalar ama kimse anlamayacak bunun için. Merak etmeyin. Yani görmeden yapabileceğiniz en iyisi bu.
Yani şu an tamam gibi duruyor. Aynaya bile bakmadım. İsterseniz bir aynanız varsa tersten bakıp ölçebilirsiniz de. Ben çok o kadar detaya girmeyeceğim. Elimle bakıyorum şu an, bana yeter. Hızlı yer. Şimdi duşumu alacağım. Ondan sonra saçı bantları yapıştırma işlemine geçeceğiz. Orada görüşürüz. Evet arkadaşlar, tüpçü Fikret pozisyonuna geldikten sonra protez saçı da yıkadım. Çünkü taktıktan sonra bir gün su değmemesi gerekiyor. O yüzden ben yıkadım. Protez saçı nasıl yıkanacağını öğrenmek için de şuraya bırakacağım bilgi kartına tıklayabilirsiniz. Evde protez saç bakımı nasıl yapılır? O videonun içinde detaylı protez saç nasıl yıkanır kısmı var. Şimdi bantlama işine geçeceğiz. Bantlama için şöyle oval ve düz olmak üzere iki çeşit bant var. Bunlar ne işe yarar? Hemen göstereceğim. Şimdi bu oval bantlar şu köşelerde daha rahat böyle tek seferde dönmenizi sağlar. Bunu ortadan kesme yeri vardır. Oradan keserek de yarım yarım da yapıştırabilirsiniz. Ortalama bir saça 6 tane böyle bütün bant gider. Yani tek paket aldığınızda 36 tane var. Ne kadar gideceğini hesaplayın. Düz bantlarda elin alışkanlığına göre yine uzun kenarlarda düz olarak gidebilirsiniz. Veya kenarlarını keserek yapabilirsiniz. Hangisi artık rahat kolayınıza geliyorsa onu kullanın. Mesela şu oval bantlar şöyle sivri dönüşlerde çok bir işe yaramıyor. Onu yine kesmeniz gerekiyor. Ya yani ben açıkçası bazı yerlerde düz, bazı yerlerde oval bantı kullanıyorum. Şimdi nasıl yapacağız? Şöyle bir adet bantımız alalım. Şuradan başlayacağım ben. Böyle gitmeyi düşünüyorum. Önce bantı açıyoruz. Çok fazla elinizle temas etmeyin. Yapışkanlığı sağlamdır. De gitmesin özelliği. Şöyle köşeden sıfır tutturuyoruz. Ve böyle yapıştıra yapıştıra. Gidiyoruz. Bu kadar basit. İyice bastırdıktan sonra şu en sonunun köşesini kaldırıyoruz. Bant böyle şeffaf bir bant. Bunu kaldırıyoruz. Çünkü bir sonraki bant bunun üstüne de gelebilir. Ve çıkarması da kolay olacak. Şimdi mesela şunu buradan böyle döndüremeyeceğim için ben bunu yarım alıyorum. Şöyle ortadan katlanıyor zaten. Yarısını kesiyorum. Yine aynı şekilde bantı açıyorum. Bunların üst üste gelmesi problem değil. Çok ince bant olduğu için kalınlık yapmaz saçta. Sadece sıfır olmasına dikkat edin. Boşluk kalmamasına dikkat edin. Tekrar bantladım. Hatta yarısı üstüne geldi. Çok problem değil. Bastırıyorum ve ucunu açıyorum. Ya mantığı anladınız sanırım. Tekrar geldik. Mesela şöyle yapayım. Düz yapıştırdım. Yanlışlıkla taştı diyelim. Şöyle bir taşma oldu. Yavaş saçları elinizle toplayın. Orayı makasla alın. Bu kadar basit. Hani böyle milim 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 uğraşmanıza gerek yok. Taştığı zaman makasla kesin. Bitti. Düz bantı da göstereyim. Yani mantık aynı mantık. Sadece bu düz. Ve düz bantlar biraz daha kalındır. Onu da unutmayın. Mesela
buraya yapıştıracaksınız. Şu şekilde yapabilirsiniz. Göz kararı. Kenarlarını kıvırarak. Böyle yapıştırabilirsiniz. Evet, bunu böyle çevireceğiz arkadaşlar. Ondan sonra farklı bir işlem yapacağız, onu göstereceğim. Buralarına hızlı geçiyorum. Evet arkadaşlar, bantlama işlemimiz bitti. Şimdi bu bantları daha önceden kaldırdığımız yerlerinden şöyle çekerek çıkartıyoruz. Evet, şu an komple etrafı bantlı. Şimdi bu videonun başında bahsettiğim oje gibi olan şey nedir? Bu önemli bir icat. Bunu arkadaşlar şöyle çıkarıyorsunuz. Yoğun bir jeldir bu. Bantların üstüne şöyle sürüyoruz. Bu buradaki bantların tutuculuğunu arttıran bir jel. Yani bant kuvvetlendirici diye de geçer. Şöyle çok fazla yoğun olmamak şartıyla. Çünkü kendisi zaten yoğun bir malzeme. Böyle az az sürüyoruz. Her yerine eşit dağılacak şekilde. Bunu yapmasanız da oluyor ama daha uzun bir ömür, daha sağlam, güçlü kafanızda kalmasını istiyorsanız saçı, bunu yaparsanız iyi olur. Yani şu şişe şöyle 150 lira civarı. Ama bu kadar ufak olduğuna bakmayın. Bayağı uzun süre gidiyor. İnan. Yani şurada kullanılan yaklaşık 3 aylık falan bir ilaç var. Yani çok uzun süre. 6 ay rahat kullanırsınız bunu. Şöyle birkaç dakika bekletiyoruz arkadaşlar. Bu iyice jel saça otursun. Ondan sonra yapıştırma işine geçeceğiz. Evet arkadaşlar, her şeyimiz hazır. Saçımız da biraz bekledi. Jeli iyice içine çekti. Şimdi yapmamız gereken şu hizamızı bulmak. Yani ya kaldırarak şu etin bittiği yer, anlattığım gibi, ya da parmakla ya da daha açık. Yani en ideal orantı budur. Siz isterseniz buradan yapın. Ona kimse bir şey diyemez. Benim zaten şurada görünüyor mu bilmiyorum, bir tane benim var. Küçük. O bana güzel bir hizla veriyor. Şimdi saçı şöyle serçe parmağınızla tutun önlerine. Yani şu dibini görebilecek şekilde. Yan dönün. Direkt yapıştırmayın. En önemli yeri bu. Hani şöyle bir buradan hizaya alın, bir dokundurun. Sonra buradan bakın. Çünkü çok güçlü bir bant. Eğer yapıştırıp bıraktığınız anda kalır orada. O yüzden iyice ayarlayın. Sonra milim milim oynatabilirsiniz. Çok da yapıştırıp sökmeyin. Bantın etkisi gitmesin. Ben şuradan ya tahminleyemem, hizamı aldım, olmuştur diye düşünüyorum. Şuradan parmaklarınızla bastırıyorsunuz.
Yana doğru ve geriye doğru çekiyorsunuz. Şu şekil. Yana ve geriye çekerek, çekerek, çekerek. Bu zaten kendi kendine yerini buluyor. Oturacaktır. Evet. Bunu yaptıktan sonra biraz bastırın. Hatta şöyle bir havlu alın. Havluyu koyun. Alttan çekin. Her yerine basılsın. Elinize de bastırın. Bu güzel bir formüldür. Böyle bir dakika falan bunu bastırın. Sonra çıkardıktan sonra 5-10 dakika hiç dokunmayın. Hani çünkü bunu fönle şekil vermek falan isteyeceksin. 5-10 dakika saç onu bir hazmetsin. İçine iyice emsin. Yani şu an arkayı görmüyorum. Şurada dökük bir yer var. Eski protez olduğundan dolayı. O biraz belli olabilir. Ama tahmin ediyorum ki şu tıraş ettiğim yer şu an protezde bütün duruyor gibi geliyor bana. 5-10 dakika bekledikten sonra fönle şekil verebilirsiniz. Evet arkadaşlar, protez saçımızı gördüğünüz gibi tamamladık. Şimdi size bu saç uzun geleceği için şuralarda falan olacak. İster tutup kesin yeteneğiniz varsa serseri bir stil verin. İsterseniz tanıdığınız, güvendiğiniz bir berbere gidin. Şu yanlarınıza göre onu orantılasın. Ama dikkat etmesi gereken şu en sondaki saçakları tamamen almaması lazım. O protezin üstünü böyle kapatacak hafiften. Ya da işimi sağlama alayım diyorsanız da bir protez saç yapan bir yere gidin. Ben bunu taktım abi, buna güzel bir şekil verin deyin. 50 lira, 100 lira neyse ücreti. Çünkü o şekli verdikten sonra bir daha ömür boyu kısaltmadığı sürece o şekilde kalacak. Tabii dökülmeler hariç. Evde bu kadar, hani gördüğünüz gibi sizin herkesin evde yapabileceği şekilde yaptım. Kendim görmeden tıraş ettim. Şu an arkası nasıl? Bakalım. Yanları, arkası. Yani bence oldu. Siz de bu şekilde evde protezinizi yapabilirsiniz. Yani bunun amacı çok profesyonel bir iş olması değil. Yani 3-4 bin liralık maliyeti olan bir işi 1500-2000 liraya düşürmektir. Dışarıdan bakıldığında da böyle çok amatör bir iş gibi görünmeyecektir. Yani bir sorunuz olursa yorumlar kısmına yazın. Kanalda abone olmayı unutmayın. Lütfen. Yani hiçbir videoda çok tekrarlamıyorum bunu ama abone olup beğenirseniz videoyu çok sevinirim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.